yeni kek kalıbı almıştık Nil'le. Bu arada ocağın halini görmeyin çünkü Nil'e tavuk sulu mercimek çorbası yapıyorum. Kamerayı ters tutmuyorumdur umarım. Ihlamur demledim. Hafif böyle grip olacak gibi. Ve işte narlı, çilekli, damla çikolatalı ve tarçınlı böyle kekler yaptık çeşit çeşit. Bu kalıbı almıştık. Onu değerlendirdik. Hemen böyle bunları yiyeceğiz. Ne yapmamız lazım? Bilmem. Geliyorum. Gel bakalım. Merak ediyorum ne getireceksin. Çok merak et. İşte tam işte. O ne? Yes. Ha, ütü spreyi. He, çamaşır kokusu. Pıs 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 pıs. Ah, sıkalım mı? Günaydın herkese, kocaman merhaba. Biraz kısık sesle konuşacağım çünkü Nil uyuyor. Bugün Ege'ler bize kahvaltıya geliyorlar. Dün çekmedim video çünkü dün evde temizlik vardı ve dün yapacak hiçbir şeyim yoktu. Bir gün önce de Nil hafif böyle grip olacak gibi size söylemiştim. Grip olduğunda benim menülerim değişiyor. O yüzden de Nil'e farklı bir menü çıkarttım akşam. Bir de ıhlamurla kek yapmıştık. Keki de gösterdim. O yüzden dün için hiçbir işim yoktu. Temizlik olduğu için çekmedim. Hani bugün başlarım diye düşündüm. Bugün bize Ege'ler geliyor kahvaltıya. Ege'li annesi ve anneannesi geliyor. Nil çok heyecanlı ama biraz böyle bir tık grip olacak gibi. O yüzden de ıhlamurunu vesaire yaptım. Hani dün de bol tavuk suyuna, çorbalar, tavuklu pilavlar. Yani Nil hasta olduğundaki menü o. Normalde yemek yapmıştım ama günlük yemek yapmıştım. Hani böyle bir akşam yenecek. Sonra baktım grip olacak gibi hemen değiştirdim ertesi gün menüsünü. Öyle. Şimdi beraber soframızı hazırlayacağız Nil uyurken. Ben ütümü falan akşamdan yaptım. Masa örtümü falan ütüledim. Onları hallettim. Kafamda da menüm hazır. Siz de soframızı kurarız. Ara sıcakları da onlar gelmeden önce yaparız. Yani işte menümde bir peynir tabağı hazırlayacağım. Aslında ben market alışverişine de sizi götürecektim. Ama elim kolum dolu olduğu için, oradan da Nil'i almaya gittiğim için elim kolum doluyken çekemem diye düşündüm. Şey yapamadım, hani kamerayı açmadım. Yanımdaydı halbuki. Peynir tabağı hazırlayacağız sizinle beraber. Hatta belki ben onu kendim bile hazırlayabilirim. Reçellerim var bol bol. Çocuklar için çilek suyum var. Öyle güzel bir kahvaltı olacağını düşündüm. Çocuklar için köy yumurtam var. Doğal bir sürü böyle reçelim var. Çok az şekerli olan reçellerim var. Fındık, badem, fıstık, hani o tarz böyle sağlıklı şeylerin olduğu, bol tereyağı, güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamayı düşünüyorum. Kafamda var bir şeyler. Yetişkinler için de airfryer'da şey yaparım diye düşünüyorum. Patates kızartacağım. Nil çok patates kızartmasına düşkün değil. Zaten hani kahvaltıya gittiğimizde de biliyorsunuz yediği şeyler belirli. O yüzden hani biz yetişkinlere de normali yapacağım. Yani böyle hazır olanını. Sucuk olacak ve börek olacak. Onları vereceğim fırına. Bir de Ege omlet istemişti. Omlet yapacağım. Ay karardık.
baştan başlatayım da karardık çünkü. Bir de Ege benden omlet istemişti. Daha doğrusu Nil'den. Nil omlet hazırlayacak. Onun haricinde bir de soframıza haşlanmış yumurtamızı koyarız diye düşündüm. Domates kurusu almıştım. Onları koyarız diye düşünmüştüm. Yani hazırlayalım siz de beraber böyle hazırlayabildiğimiz kısımları Nil uyanmadan. Nil uyanınca da diğer kısımları hazırlarız. Bu arada gözaltı kapatıcısını rejimeli diğer banyoda unutmuşum. Dün temizlik vardı, ev mis gibiydi. Sabah da halılarım geldi. Halılarımı vermiştim yıkamaya. O yüzden halılarım falan da yokken temizliğimin olması çok iyi oldu. Nevresimleri de değiştirdim dün. Yani dünkü sadece tek işim nevresimi değiştirmekti. Yemeğim falan da olduğu için size çekmedim. Bugün çekerim diye düşündüm. Nil'i uyandırmadan hemen makyajımı yapayım. Siyah bir pantolon, siyah babet, böyle hani bir gömlek giydim. Çünkü ben hizmet edeceğim için biraz böyle rahat olmak istedim. Çocuklarla da oyun oynarsam diye. Öyle hızlıca hazırlanayım. Şimdi öncelikle reçellerimi koyayım istiyorum. Reçelimi, balımı, pekmezimi, bunları koyayım. Bu arada şu köşeye de lazım olabilecek tavalarımı çıkarttım. Çocuklara omlet yapacağım. Onun için olan tavamı çıkarttım. Bir de sucuk için gerekli olan, ıhlamur için gerekli olan çaydanlığımı çıkarttım. O şekilde hani onları akşamdan koymuştum. Reçellerimi koyacağım. Onları önden böyle hani bir dursun istiyorum. Masanın son hali. Sen Nil'i de gösteririm. Peynir tabağıma ekledim. Aynı zamanda yeşilliklerimi farklı tabağa aldım. Böreğim, patates kızartmam ve sucuğum gelecek sıcak olarak. Bir de Ege'ye omlet yapacağım. Onlar eksik. Onlar da muhtemelen misafirimiz geldiğinde hazır olur. O yüzden onları gösteremeyebilirim. Böyle reçellerimi koydum. Hepsini koydum. Bu şekilde oldu. Niye kuşa bakar mısınız? Üstüne hırkasını giydirdim ama normalde tokasıyla bakabilirsin. Tokasıyla elbisesi aynı desen. Dün temizlik vardı dediğim gibi. Babayla şeyle mi veriyordu? Dakika.
biraz böyle sesimiz kötü. Aa, demiştim. Ne? Efendim, grip oluyoruz diye. Kalemler. Evet. Sürmez. Doğru. Şimdi ben de makyaj yapacağım. Mesela bu makyaj şeyini açabilir miyim? Açabilirsin. O işte çikolata kokan. Mesela üstünde çikolata var. Ama bu yalayında çikolata yengi yok. Var yani bir tane. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bir misal şeyine benzedi mi? Sence? Benzedi. Ya da bunun yerini koyabilirsiniz mesela. Elbiseni gösterelim mi teyzelerine? Çok. Yine mi olmamış? Evet. Bu çakranın kokusunu kullanıyoruz ya, bu çok güzel. Yeni aldığımızdı bu. Oriental amber aldık bu sefer ama nil açık, sıkılıyor. Yeni nevresim değiştirince falan kullanıyorum. Arkadaşlar, nille konuşun. Benle konuşmayın. Yani bunu şöyle kapatın. Böyle suyun tamam. Ama bu makyaj malzemem var. Ve buraya koydum. Bir baktım. Aynaya. Ondan sonra buna dokunduydum. Ne dokunduydum? Böyle böyle yaptım. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da böyle yapıyorum. Arkadaşlar yani bunu sıktık. Böyle böyle yaptım. Ve ne makyaj yapıyorsun? Yedeki arkadaşlar. Benim makyaj malzemem anneminkine aynısı. Nasıl göstereyim? Kapatayım mı? Başı gitti. Ben de hemen üstümü değiştirdim. Böyle bir ev moduna geçtim. Ev topsunu da yaptım. Size Nil'e aldığım şeyi göstereyim istedim. En son makyaj yaparken çektim sizi. Makyajımı yaptıktan sonra Ege'ler geldi ve o sırada çekmedim. Onlar rahat oynasınlar istedim. Bir de anneanneyi de davet ettiğim için rahat olsunlar istedim. Hani böyle elimde kamerayla dolaşmak istemedim. Çok güzel bir sofra hazırladım. Hani fotoğrafını çektim. Belki kapak fotoğrafına koyarım. Sofranın son halini göstermedim. Ara sıcaklarla olan halini. Belki ana sayfaya koyarım. Şimdi Nil'e biz geçenlerde kot ceket almıştık, siz de biliyorsunuz. Yok, ben almıştım. Sonra size videoda göstermiştim. Böyle mikili bir kot ceket almıştım. Benim kot ceketim de çok böyle uyumluydu. Aynı zamanda ben bunun gelir diye düşünüyordum ama bir tane de kot elbise aldım, pembe. Kendime de daha önce yeni yıl hediyesi olarak pembe bir kot ceket almıştım. Nil'e seçenek sundum. Ya mikili kot ceket, ya pembe kot ceket, ya da pembe elbise diye. O mikli kot ceket ve pembe kot elbiseyi tercih etti. Kot ceketi pembe kot ceketle arasında kaldı. Açıkçası ben de arasında kaldım. Gelsin kot elbise. Şöyle bir inceleyelim. Belki duruma göre hani onu gönderir, kot ceket alırız. Çünkü Nil de arasında kaldı. Kot elbiseyi seçti pembe olan ama aynı zamanda pembe kot cekete de kaldı kayraklı. Benimle uyumlu giyinmek istiyor. Ben de işte ceketimiz, kot ceketimiz uyumlu olur dedim. Böyle aldık hani Nil'e. Aynı zamanda ona ben şöyle basic tişörtler aldım bu sene için. Hani dikkat ettim ki hep Nil'in tişörtlerinin önü böyle ya bir arma var, işte ya bir marka yazıyor, ya bir arma var, ya işte Mickey var, ya Winnie the Pooh var. Hani böyle düz bir tişörtün olmadığını fark ettim. Şöyle düz bir tişört söyledim. Şurada da hediye gelen oyuncakları var. Şöyle düz bir tişört söyledim, pembe. Sizle giderken bana da bakarız. Çünkü benim pembe düz bir tişörtüm yok. Hani bakalım, kotla ikimiz giyeriz, kot ceket üstüne. Böyle hani basiclerle rahat olur diye düşündüm. Bir de ben bu sene çok çok böyle Zara'nın o beyaz tişörtlerini stokladım. Özellikle bir tık böyle hani yakası yine şu şekilde çizgi çizgi geliyor. Beyaz tişört hassas noktam. Her beyaz tişörtü giyemiyorum. Bazıları da kendini bırakıyor. Hani ilk böyle çok güzel duruyor. Ondan sonra kendini bırakıyor. Ben de çok sinirleniyorum. O yüzden bu sene güzel bulmuşken, hatta farklı bir markadan daha aldım. İnanılmaz tok kumaşı. Tam hayalimdeki beyaz tişört.
Ama böyle yüksek fiyatlı olduğu için onu göstermeyeceğim. Ama Zara'dan aldığım beyaz tişört daha çok çok daha uygun fiyatlı ona göre. Onu gösterebilirim ama buna çok benziyor yani. Nil'e de hani görünce aldım. Ben Nil 4 yaşına girecek ama yaşıtlarına göre daha minyon. Hani daha zayıf. O yüzden de 4-5 aldım. Büyük bile geldi. Ona göre alabilirsiniz. Benim kendime aldığım işte Zara'dan alıp stokladığım tişörtümün de yakası hani bu şekilde. Her böyle beyaz tişört dediğim gibi istediğim gibi durmuyor. Onu gösterim eğer sizin de beyaz tişört takıntınız varsa. Dün bunlar gelmişti temizlik varken eve. Kot elbisesi de aslında bugün teslim edilir görünüyordu. Neyse hani gelirse videoya yetişirse gösteririz. Ay ev topuzum çok komik olmuş. Şöyle bir ev hediyesi almış Ege'nin annesi. Artık arkadaşım güzel bir dostluk, arkadaşlık kurduk. Madame Coco'dan böyle bir tepsi almış. Ben bunu orta sehpaya kullanırım herhalde. Üstüne mumlarla. Çok güzel. Bu tarz şeyleri görünüyor mu? Bu tarz şeyleri çok severim zaten. Bazen neden ben bu tarafa bakıyorum? Bu tarz şeyleri çok severim zaten. Şöyle çok güzel. Arada telefona bağlıyorum. Görüntüyü kontrol ediyorum. Öyle. Şimdi bununla böyle bir kahve, bir kitap koyalım. Kahvemi için biraz kitap okuyayım. Havada yağmurlu. Nil de uyuyor. Dediğim gibi hasta olacak gibi inşallah. Hemen atlatırız bu hastalık sürecini. Hafif böyle Ege'de hasta olacak gibiydi. Öyle. Şimdi bunları kaldırayım ben. Bir kahve yapayım. Biraz kitap okuyayım. Biraz yağmuru izleyeyim. Bu arada ben mutfağı falan tertemiz yaptım. Mutfak falan şu an enfes durumda. O yüzden hiçbir işim yok. Sadece oturup hani kahvemi içeceğim. Tepsime bayıldım. Tadını çıkartayım. Görüşürüz. Kendime şöyle bir kahve hazırladım. İçeri gideceğim. Biraz keyif yapacağım. Günaydın. Bugün günlerden pazar. Kalktık, kahvaltımızı yaptık ve Miloş'la beraber bir tatlı yapacağız kahvenin yanına. Yaparken çekmeyiz, değil mi? İçeride. Nil'le ilk saatte fotoğraf çekiliyoruz. Aile fotoğrafı çekilecekmişiz. Ben anneanne olacakmışım. Neyse, hiç ışık yok. Işığı açmamışım. Biz Nil'le hızlı hızlı tatlıyı yapalım. Sonra bir kahve yapalım sizde. Tatlımızı yiyelim. Olur mu? Tatlımız çok basit bir tatlı bu arada. Mozaik pasta yapacağız hızlı tarafından tatlının yanına. Nil bugün hasta, o yüzden dışarı çıkmayacağız. Evdeyken de hani biz genelde biliyorsunuz bu tarz şeyler yapıyoruz. Şurada da şu köşede de ıspanakları yıkadım. Akşam ıspanak yapacağım Nil'e. Bunu hızlı hızlı yapalım. Sonra kahve yaparken sohbet edelim. Tatlımız çok basit bir tatlı. Böyle oldu. Şimdi buzluğa atacağım. Bir saat kadar duracak. Ondan sonra yiyeceğiz Miloş'la. Tatlımızı yaptık. Bu arada ben Nil'in kargosunu videoya yetişir diye öyle düşünüyordum. Göstermiştik değil mi? Evet, onu göstermiştik. Siz bunları tanıyorsunuz değil mi? Kalın bayağı. Evet. Ve kay. Evet. Bu videoda yetişmedi. Bir sonraki ve videoda. Gökkuşağı tavşanı. Gökkuşağı tavşanı. Şimdi ben Nil'in nevresimini değiştireceğim tekrar. Böyle Nil'in toz alerjisi var. O yüzden sık sık değişmesi gerekiyor. Temizlik yeni yapıldığı için odasını silmeyeceğim ama bir süpüreceğim. Hani toz oluyor yine her gün. Tam ona göre yaptım. He, tam sana göre yaptım. O işlerimi halledeceğim. Kahve kısmında görüşürüz. Şöyle dilimlemeye başladım ama tabii ki düzgün katlayamamışız Nil'le. Ya daha doğrusu katlamışız ama buzluğa gelince bir şeye denk gelmiş. Kahvemi yapacağım şimdi. Bakın.